Merhabalar, ben Köftes Köfte. Ben de Dilara. Ve bugün sizlerle çok ilginç bir projeyle beraberiz. Hem de fazla ilginç bir proje. Hem de 18 kiloluk bir proje. Namı değer? PowerMac G5. Yani Rende. Evet, ilk Rende Mac. Evet, bu cihazı nereden buldunuz diye soracak olursanız, bulduk. Bulduk. Aslında bayağıdır arıyordum bu cihazdan. Çünkü benim oldum olası absürt donanımlara, eski donanımlara ve eski PowerPC dönemi Mac'lere karşı bir zaafım vardır. Evet, bir Linux nerd olarak PowerPC Mac'lere karşı zaafım var. Bunu açık açık söylüyorum çünkü gerçekten güzel donanımlar. Evet, bunu gayet uygun bir fiyata bulduk. Bayağı sağlam durumda. Ve o yüzden bir restorasyon yapalım dedik. Aslında restore edeceğimiz çok da bir şey yok. Bir detay hariç. Oradan nakli yapacağız. Cihazın hard diski sağlam değil. Doğrusu iki tane hard disk var içinde. Birer terabayt. Evet, adam içine birer terabayt hard disk takmış. Ama maalesef sanırım ya biri ya ikisi birden taksi sürecinde çok hayatta kalamadı. Zaten muhtemelen son hayatlarının son rendesindelerdi. İşin sonucu şu an işletim sistemi hiçbir şekilde boot olmuyor. Neden bir diski çıkartıp çalıştırmıyorsunuz diye soracak olursanız, diskler RAID olarak yapılmış. Yani RAID olması ne demek? Diskler beraber çalışıyor. Ya hep beraber ya hiç diyorlar. Ya hep ya hiç diyorlar. Evet. Taksicinin nazarı da değmiş olabilir bu arada. Olsun. Burada bir nazar saldırısı da söz konusu. Evet, şimdi cihazımızı açmamız çok kolay bu arada. Şuradan bir tane klipsimiz var. Onu çıkartıyoruz ve voila. Bu şekilde açıldı. Evet. Bu cihazlar hakkında az buçuk bilgisi olanlar şu an en önemli bir şey fark edecektir. Cihazımızın iki tane soğutma bloğu var. Yani bunun anlamı bu çift işlemcili bir model. Tek bir dev büyük soğutma bloğu olsaydı eğer o ya tek bir metal soğutma bloğu olsaydı o tek işlemcili model olacaktı. Ya da tek bir devasa blok olsaydı o da su soğutmalılardan biri olacaktı. Bu... Evet, bu arada hava akışını düzenlemek için de bir adet plastik parçamız var. Bu 2 adet 2 GHz lik Apple G5, daha IBM G5 işlemcili ve birimize bir mesaj yağıyor birden. Yani bana yağıyormuş. Evet, benim videoların olmazsa olmazdır arkadaşlar. Evet, şu iki soğutma bloğunun altında bir adet G5 işlemcimiz var. Bunun yanı sıra şurayı bir çekelim. Çekeyim mi? Biraz daha. Fanlarımız şu şekilde çıkıyor. Evet, ama bunlar maalesef izleyici olan fanlar değil. Ve altında da 8 tane 1'er GB'lık DDR1 RAM'imizi görüyoruz. 1 ya da 2 emin değilim şu an. Evet. Ve şunu da takalım. Ekran kartımız 6000... GeForce 6800 Super AMD demişim. Apple donanımları, yani bu cihaza özel üretilmiş bir model. Ve 2 adet de 1'er terabaytlık kart diskimiz var. Ancak bunlardan sanırsam alttaki, biraz test etmiştim, rahmetli. İkisini de kullanmayacağız. Çünkü voila! 1 adet ucuzundan 480 GB'lık SSD. Bu arkadaşımızı bununla çalıştıracağız artık. Evet. Öncelikli olarak hard disklerimizi çıkartmakla başlayalım. Şurada 2 adet klipsimiz var ve onları söküp buradan da SATA portlarımızı çıkartıyoruz. SATA kablosu, sen biraz sıkışmışsın. Satalım o zaman. Olabilir. Bu arada arkadaşlar, bir daha da biraz kamera yeni. Aslında o kadar da yeni değilsin. Ve tabii seni nasıl çıkartacağız? Çok espri yapabilirim. Evet, bu biraz zorlayacak.
O zaman şimdilik bunu durduralım. Ben çıkartıp geri geliyorum. Hafiflerinizi çıkarttık. 2 adet Seagate Barracuda 1 TB. 7200 RPM. Zaten kendisinden aldığım kişi bunu en son salonda DVD oynatıcısı olarak kullanıyordu. Evet. Bu arkadaş bir zamanlar bayağı film stüdyolarında falan devasa filmler editlemek vesaire için kullanılan bir arkadaşken günümüz standartlarında biraz yavaş kalıyor. Çünkü bu cihaz 2005 civarı. Tam üretim tarihine bakamadım. Bu spesifik modelin. Evet. Ve bir adet SSD'miz var. Ucuzundan Hikvision. Çok ahım şahım bir marka değil. İşimizi görüyor şu an. Evet. Öncelikli olarak tabii ki de o dönemlerde SSD diye bir konsept doğru düzgün yaygın olmadığı için adamlar demiyordu. Hani buna millet 2.5'luk disk takar. O yüzden bunun 2.5'luk disk slotu yok. Tahmin edeceğimiz üzere. Önce ben data kablosunu takayım da sonra güç kablosunu takarım. Evet. Güç kablosu gel bakalım. Gelemiyorsun. Tamamdır. Evet. SSD'miz en klasik yöntem olan bırak sallansın yöntemiyle bu şekilde takıldı. Unutmadan evde DVI çıkışı olan bir cihaz olmadığı için ilginç bir arkadaşımız daha var. Çıkartayım önce bir. Çıkar göster. bir adet DVI-E'yi HDMI'ye çeviren adaptör. Bir an beynim durdu. O yüzden konuşamadım. Ben de farkındaysanız bir küsur yıldır video çekmiyorum. O yüzden normal karşılamadım. Bu arada cihazımızın diğer özellikleri ne? Arka portlarına bakalım hemen hızlıca. Ops. Devirmeden. Wi-Fi ve Bluetooth anteni girişi. Optik ses giriş çıkışları. Normal standart ses giriş çıkışları. 2 adet USB 1. 1 miydi? 2 idi galiba bunlar. Evet, USB 2 olması lazım. Önde de bir tane var. Bir FireWire 400, bir de FireWire 800. 1 adet Ethernet. 1 adet de modem girişi var. Ön tarafında da ay. Bir USB, bir kulaklık, bir de FireWire girişimiz var. Ve bir de güç butonumuz. Evet. Şimdi SSD'mizi taktık. Pilimiz sağlam duruyor. Ekran kartımız zaten çalışıyordu denediğimizde. O zaman geri kapatma zamanı. Evet, bu arada bu kapak olmadan çalıştırdığımız takdirde fanlar tam hızla çalışmaya devam edecek. Bu da buzdolabının içindeki şeye benziyor. Hafiften evet. O plastiğin amacı nedir diye soracak olursanız Dilara tahmininiz var mı? Plastiğin amacı. Evet. Çok basit bir amacı var aslında. Fanlarla mı alakalı? Fanların hava akışı için. Evet. Ve şimdi burada bir düzenimizi kurma zamanı. Evet. Ve düzenimizi kurduk. Şimdi bir televizyonumuzu açalım. Neden televizyon kullanıyorsunuz diye soracak olursanız. Çünkü elimde ayağı olan tek display cihazı bu. Ve güç düğmemize basalım. Evet, kasa aldı. Evet. Şimdi bu bilgisayarın tarihçesi konusunda birkaç önemli nokta var. İlk olarak giriş listesi açılsın mı? Tabii ki de uzaktan kumandayı unut. Ha, tamamdır. Evet. Ve işletim sistemini bulamadı bize. İşletiyor mu bize? Ve tabii ki de Mac'lerin... Hayır. Sevgili televizyon, hayır. Tak, tamamdır. Abi, senin Mac modunu almayı unuttum. İşletim sistemini bulamadığı için mi öyle? Evet.
Ve tabii ki de benim kendime yanıma laptopumu almam lazımdı. Bazı ufak detaylara bakmak için. Şimdi ilk önce senin nasıl DVD room'unu ejectleyeceğimizi bulmamız lazım. Çünkü fiziksel bir düğmesi yok. Hemen bakayım. Arkadaşlar, şöyle bir olayımız söz konusu. Bir şey sıkışmış ama neyi sıkışmış tam olarak emin değilim. Elle açmayı başardık. Eğer aranızda daha önce bir ide DVD sürücüsünün içini görmemiş olan varsa artık görmüş bulunuyorsunuz. Sürüşe hazır olun. Ama ide bir biçimde sürüşe hazır olun. Çünkü ide. Evet arkadaşlar, şu an durumumuz ne? Şu an DVD'yi açabildik ve şu an DVD'yi görüyoruz. Bu süreç içerisinde bir iki ufak kazamız oldu. Mesela benim salaklığım yüzünden HDMI kablosunu kırdı. Evet arkadaşlar. Ve bir adet adaptörü bozmuş olma olasılığım da söz konusu. Olsun, huzurumuz kaçmasın. Değil mi? Evet. Ve şimdi Debian. Oo. Default install. O zaman sizin install'a girelim. Evet. Normalde MacOS'ta kuracaktım. Ancak elimde düzgün bir MacOS kurulum imajı yok. Onu artık ofisten bir arkadaşla bir şekilde bir Mac yazdırıp Leopar yazdırıp ya da başka. Çünkü DMG olarak elime geçiyor hepsi, ancak DMG'leri direkt olarak yazdıramıyorum. Vesaire vesaire, öyle bir sürecimiz söz konusu. Evet, ama şu an görüyoruz ki cihaz çalışıyor. Bu arada DVD sürücümüzde olay şuymuş, araya bir şey sıkışmış durumda. Ah! Anlaşılan bu videonun part 2'si olacak. Evet. Evet. Ve şu an Debian boot oluyor. Tabii işin sonucunda ben bunda şöyle bir şey düşünüyorum. Edit'in hard drive tarafında. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bir macOS, bir Linux, ya Debian ya OpenSUSE oynamaya açık. Sebebi kesin Debian'dan değil mi? Debian. Bir sebebi daha var Debian olmasının. Logosunu çok seviyorum. Bir de ya Open, muhtemelen evet OpenBSD, çünkü FreeBSD'nin PowerPC portu artık yoktu. Daha sonra Big Endian PowerPC 64 portu yok. Orada şöyle bir durum söz konusu, PowerPC 64 aslında iki farklı. Evet, demin lafımız yarıda kesilmişti. Ne diyorduk? Evet, bunun ikinci parti olacak. Evet, bu arada ufak bir detayı unuttum. Şu an bunu burada çekim ortamı hazırladığımız için Ethernet kablosuna bağlamadık. O yüzden Debian kurulumu yapamıyorum. Çünkü Debian'ın PowerPC portları sadece NetInstall. Yani sadece internet bağlantısı gerekiyor. Çok ama güzel. Diğer yandan OpenSUSE'yi hazırlıyorum ve asıl test etmemiz gereken şeyi de test ettik. Evet, 480 GB'lık SATA SSD'mizi cihazımız görüyor. Bunun anlamı ne demek? Okuyup büyük adam olacak. Evet. Bir de bu videonun bir de ikinci kısmı olacak. Elimde kurulabilir bir macOS imajı, bir adet çalışan OpenSUSE ya da Debian imajı. Debian var, OpenSUSE'de ya var. Bir de OpenBSD. Bu üçüyle beraber harika bir makine ortaya çıkacak. Ve sonrasında kendime bir challenge düşünüyorum. Bir hafta bu makineyi ana bilgisayar olarak kullanmak. Nice. Evet, videonun ilk partını maalesef bu bilgisayarda editleyemeyeceğim. Hayalim oydu. Ama ikinci partını editleyeceğim. O zaman çıkışı Dilara Hanım'a bırakıyoruz. Nasıl bir çıkış? Çıkıyorum falan. O zaman part 2'de görüşmek üzere.